Herkese merhaba, ben Fake Dead ve Undertale'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yay! Öncelikle seriyi seven insanlar oldu. Tabii ki Minecraft serisi kadar sevilmedi fakat isteyen insanlar oldu. Dolayısıyla biz de devam edeceğiz. Sonradan oyunun çok güzel olduğunu size garanti edebilirim. Sadece ön yargılarınızı bir kenara atıp birkaç bölüm izlemeyi deneyin bu oyunu. Seveceğinize eminim. Grafiklerden şikayet edenler var ki Minecraft'ın bu oyundan üstün bir grafiği olduğunu da sanmıyorum. Dolayısıyla grafikler hakkında şikayet edenler bence oldukça haksız açıkçası. Pekala. Kokusunu alıyor musun? Spriz. Butterscotch ve cinnamon pie yapmış bize. Senin gelişini kutlarız diye düşündüm. Pie da turta oluyor işte. Burada yaşarken iyi zaman geçirmeni istiyorum. Burada senin için başka bir sürprizim daha var. İşte bu. Senin odan. Umarım hoşuna gider. Bir şey mi yanıyor? Kendi evinde hisset diyor. Odamız yatak. Cidden uyuyabiliyormuş. Tamam, ilginç. Uyudum, uyandım ve turta var. Oley. Turtayı pişirmiş biz uyurken. Boş bir fotoğraf çerçevesi. Gerçekten çok tozlu. Çocuk ayakkabıları olan bir kutu falan filan. Çıkalım buradan. Biraz evi gezelim, belki bir şeyler bulabiliriz. Burası da onun odası sanırım. Yani bitkilerle ilgili bir şeyler yazıyor burada. Çok önemli değil. Bu Toriel'in günlüğü. Yuvarlak için alınmış yeri okuyacak mısın? Evet. Neden iskelet bir arkadaş istedi? Çünkü... Ay, bunu çeviremem. Sadece İngilizce iğrenç bir kelime oyunu. Soğuk espri. Çok soğuk. Kanım dondu. O kadar soğuk ki. Tamam. Günlüğüne soğuk espri yazmak da bir şeymiş demek. Gelenekmiş. İlk defa duyuyorum. Sola gidelim. Merhaba. Şimdiden kalktın mı? Sesim şey oluyor, kötü oluyor nedense bugün. Burada birisinin kaldığını bilmek beni ne kadar mutlu ediyor sana anlatamam. Bir sürü paylaşmak istediğim eski kitap var. Sana en sevdiğim böcek avlama noktamı göstermek istiyorum. Ayrıca sana bazı eğitimler de hazırladım. Bu sana bir sürpriz gelebilir. Ama her zaman bir öğretmen olmak istedim. Aslında belki o kadar da sıradışı bir şey değil sürpriz yani. Ama yine de burada yaşadığına çok mutluyum. Bir şey mi istemiştin? Ne? İstedin hiçbir şey, ne zaman eve dönebilirim? Ne zaman eve dönebilirim? Ne? Senin evin burası. Okuduğum kitap hakkında bir şeyler duymak ister misin? Kitabın ismi Sümüklü Böceklerin 72 Kullanımı. Daha doğrusu şeylerin ya şu. Kabuklu olanlar var ya. Salyangoz ha. Nasıl duymak ister misin? Harabelerden nasıl çıkacağım? Tabii ki duymak isterim. Yani harabelerden nasıl çıkacağım? İlgi çekici bir işte salyangoz şeyine ne dersin? Salyangozların berbat bir bağcık yaptığını biliyor musun? Bağcık olduğunu biliyor musun? İlginç. Ha. Beni oyalamaya çalışıyor. Ben buradan çıkmak istiyorum. Bir şey yapmam gerekiyor. Burada kal. Ve gitti. Takip edeceğim. Nereye gitti ki? Biraz daha şuraları gezelim o zaman biz de. Bu turtanın
büyüktü. Yemen için çok fazla. Falan burada pek görülecek bir şey yok. Sadece aşağı kata bakmadık o zaman sanırım, değil mi? Aşağı kata bakalım o zaman. Eve nasıl döneceğini öğrenmek istiyorsun, değil mi? Buranın sonunda... buranın ilerisinde bu harabelerin sonu yatıyor. Yeraltının geri kalanına tek taraflı bir çıkış. Yani geri dönüş yok. O çıkışı yok edeceğim. Bir daha kimse buradan ayrılamayacak. Şimdi iyi bir çocuk ol ve yukarı çık. Ama sonsuza kadar burada kalmamız eğlenceli olmaz. Hayır. Umurumda değil. Geliyorum. Buraya düşen her insan aynı kaderi paylaşıyor. Defalarca kez gördüm. Geliyorlar ve gidiyorlar. Ve ölüyorlar. Sen çocuk, eğer harabelerden ayrılırsan... Onlar, Asgore, seni öldürecek. Ben sadece seni koruyorum, anladın mı? Odana git. Yolo! Beni durdurmaya çalışma. Bu senin son uyarın. Bu kadar çok mu gitmek istiyorsun? Sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun sadece tek bir çözümü var. Kendini kanıtla. Hayatta kalacak kadar güçlü olduğunu kanıtla. Onunla mı dövüşeceğiz? Tolk, konuşalım. Hiç konuşacak bir şey düşünemedin. Peki. Wow. Çok garip. Oriel direkt sana bakar. Konuş. Bir daha söyleyecek bir şey düşünmeye çalıştın ama bulamadın diyor. Ne oluyor? Item. Canımızı bir şey yiyip dolduracağız sanırım şimdi. Değil mi? Spider Donut. Spider Donut dedin ve canın doldu. Tamam. Bu defa saldırısından kaçabildim. Sorun yok. Konuş. İronik olarak bu durum için konuşmak pek işe yarar bir çözüm gibi görünmüyor. Hayır, ben bunu öldürmek istemiyorum. Saldırılarından kaçmak çok zor ya bunun. Toriel bir büyü saldırısı hazırlıyor. Bir daha konuşmayı deneyeyim. Öldürmek istemiyorum ben bunu. Sanırım dövüşmek zorundayız. Wow. Tamam, o zaman saldırıyorum. Fazla vuramadım. En azından kaçmayı öğreniyorum. Şu toy knife'ı takalım. Ha, you keep equip toy knife dedi. Evet, tamam. Kaçmayı öğreniyorum yavaş yavaş. Hop. Biraz daha hasar verdim. Yanlış yere kaçtım. Öldürmek istemiyorum gerçekten ama. Hop. Ah, tamam. Canımı doldurabileceğim şey Monster Candy. Ha, fena doldurmadı. Şimdi hasar almamam lazım ama. Tamam, iyiydi. Bir daha. Tamam. Bir daha. İşte Toho oynamanın yararları. Değil mi? Tamam. Daha çok hasar alabilirdim. Bir büyü saldırısı hazırlıyor. Bir türlü hazırlayamadı. Yoksa büyü saldırısı bu mu? Bu herhalde.
Öyle değil mi? Ah! Tamam. Turta! Son canım dolduracak şeyi de yedim. Artık hiç hasar almamam lazım mümkünse. Herhalde canını azaltınca biz vazgeçecek. Umarım. Öldürmek istemiyorum. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Çünkü iyi endingine gitmeye çalışıyordum. Ama bir şey bilmeden oynayınca. Çok az vurabiliyoruz zaten. Tamam. Bir vuruş daha. Tamam. Bir tane daha. Boom. Güzel. Bir vuruş daha. Ne? Niye durup dururken 339 vurdum? Öldürdün mü şimdi? Düşündüğümden daha güçlüsün. Diyor ve sanırım artık iyi endingine gidemeyeceğiz herhalde. Bilmiyorum. Beni dinle, küçük çocuk. Eğer bu kapıdan geçersen, yürüyebildiğin kadar yürümeye devam et. Sonunda bir çıkışa ulaşacaksın. Eskor, Eskor'un ruhunu almasına izin verme. Onun planı başarılı olmamalı. İyi ol. Tamam mı? Çocuğum. Hayır. Şimdiden batırdım ilk bölümde. Neyse o zaman sanırım iyi ending'e gitmiyoruz artık. Hiç bilmiyorum ne yaptım şu an. Meh. Artık keçi yok. Çünkü keçiyi öldürdük. Never forget. Her neyse. Buradan geçelim. Yine mi sen? Hehehehe. Umarım seçimini beğenmişsindir. Sonuçta geri dönüp kaderini değiştirme gibi bir şansın yok. Bu dünyada ölürsün veya öldürülürsün. Oradaki yaşlı şey kuralları kırabileceğini düşündü. İnsanları kurtarmak için çok çaba gösterdi. Ama iş bu noktaya geldiğinde kendini bile kurtaramadı. Ne aptal ama. Bir çiçekten nasıl böyle ses çıkıyor ya? Tamam. Kötü endinge mi gidiyorum şimdi? Çiçekle dost olduk gibi biraz. Onu mutlu ettik en azından. En azından birini mutlu ettik. Ve Undertale. Sanırım şimdi girişi bitirmiş olduk. Evet, yazılar falan yazıyor. Daha oyunun tutorial'ını yeni bitirdik sayılır. Herhalde. Ama yazı yazdı. Dışarı çıktık sanırım. Belki. Herhalde. Umarım. Büyük ihtimalle. Niye bir anda korku oyunu gibi görünüyor? Oradaki çubuğa basmayacağım. Çubuk kırıldı kendi kendine. Niye bir anda korku oyununa döndü? Şimdi arkalardan ağaçların arkasından Slenderman göreceğiz. Kağıt toplayacağız falan. İşte geliyor. Ama boyu çok kısa. İnsan. Yeni bir dostu nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Arkanı dön ve elimi sık.
Yani benimle tokalaş diyor. Bu ses oyundan geliyor. Elimdeki şu işte şaka aleti var ya, o numara her zaman komiktir. Her neyse, sen bir insansın değil mi? Bu çok komik. Ben Sans. İskelet Sans. Sans. Her neyse. Aslında şu anda insanları arıyor, insanları izliyor olmam lazımdı. Fakat bilirsin, ben kimseyi yakalamayı pek umursamıyorum. Ama erkek kardeşim, Papyrus, insan ağlama fanatiğidir. Hey, aslında oradaki o sanırım ilerideki. Bir fikrim var. Buradaki geçiş şeyinden içeri gir. Evet, direkt geç. Buradaki barları çok geniş yaptı kardeşim. Yani bunlar kimseyi durduramaz. Çabuk, ilginç şekilli lambanın arkasına geç. Tam bizim şeklimizde lamba. Bakın. Nasılsın kardeşim? Ne olduğunu biliyorsun kardeşim. 8 gün oldu ve hala puzzle'larını düzenlemedin. Sadece etrafta dolaşıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu lambayı izliyorum. Gerçekten harika görünüyor. Bakmak ister misin? Hayır, bunun için zamanım yok. Bir insan buraya gelirse ne olacak? Hazır olmak istiyorum. Ben o kişi olmak istiyorum. O kişi olmak zorundayım. Bir insan yakalayacağım. Sonra ben müthiş Papyrus elde etmek istediğim her şeyi elde edeceğim. Saygı, bilinirlik, bir sürü kişi beni tanıyacak diyor yani. Ve sonunda Royal Guard'lara katılacağım, yani asil şövalyeler gibi. İnsanlar benim arkadaşım olmak isteyecek. Her sabah öpücük yağmurunda uyanacağım. Belki bu lamba sana yardımcı olur. Sans! Yardımcı olmuyorsun. Seni tembel şey. Tek yaptığın şey oturup tembellik yapmak. Her gün daha da tembelleşiyorsun. Hey, rahat ol. Bugün bir sürü iş yaptım. yine kötü bir espri. Ve ayrıca göz de kırptı. Sans! Hadi ama. Gülümsüyorsun. Gülümsüyorum ve nefret ediyorum bundan. Ah. Neden benim kadar müthiş birisi? Ha, benim kadar müthiş birisi birazcık bilinmek için ne yapması gerekir ki? Wow. Görünce göre kendini gerçekten zorluyorsun. Down to the bone. Yine ya, İngilizce kelime oyunu yapıyor. Bunu çeviremem. Ben puzzle'larımla ilgileneceğim. Ve sen işine biraz daha önem ver. Biraz daha çalış. Dedi ve gidiyor. Geri dedim heh diyor bir de. Peki şimdi dışarı çıkabilirsin. Gitsen iyi olur. Geri dönebilir. Ve eğer dönerse benim kötü şakalarım, benim komik şakalarım biraz daha dinlemen gerekir. Peki. İçeride ketçap, hardal falan filan varmış. Aslında hey, seni rahatsız ettiğim için üzgünüm ama benim için bir iyilik yapabilir misin? Düşünüyordum da kardeşim son zamanlarda kendini oldukça kötü hissediyor. Daha önce hiç insan görmedi ve seni görmek onun gününü muhteşem bir hale getirebilir. Merak etme, tehlikeli değildir. Ne kadar olmayı denese de. Çok teşekkürler, ben ileride olacağım. Peki. Müzik ilginçleşti.
o lambanın şekli seni kararsızlıkla dolduruyor. Level 5 olmuşum. Toriel'i öldürdüğüm için sanırım. Çok üzgünüm. Keçi. Seni öldürmek istememiştim keçi. Use the box. Ha şey. Bunun içine eşyalarımızı koyuyoruz sanırım. Yine de daha fazla şey öldürmeyelim. Oyunun çünkü bildiğim kadar bir sürü endingi var. En iyi endingine gidemeyecek olsak da kötü endingine de gitmeyelim bu oyunumuzda. Ne yapalım? Hiçbir şey bilmeden iyi endingine gidememişim demek ki. Biraz daha ne yapacağımı öğrenip de ona gideriz sonradan eğer isterseniz. Buna ne yapalım? Bir şaka söyleyelim. Joke. Kötü bir şaka yaparsın. Bunun komik olması gerekiyordu diyor kuş. Islak bir yastık gibi kokuyor. Tamam henüz onu şey yapamıyorum. Herhalde yok. Laf gülelim. Gülmek işe yaradı mı? Bu yaratıktan kurtulmak için. Evet tamam. Bu yaratıktan gülerek kurtulabiliyoruz. Müzik ilginçleşti bayağı. Yere sabitlenmiş bir balık oltası. Çekmek ister misin? Evet. Sadece ucunda garip görünüşlü bir yaratığın, yani daha doğrusu canavarın bir resmi vardı. Beni ara, işte numaram. Aramamaya karar veririz. Peki. Burada herhalde yapacağımız başka bir şey yok. Peki, Undyne hakkında söylediğim gibi. Ne oluyor? Sans, aman tanrım, o bir insan mı? Aslında sanırım o bir taş. Oh. Hey, taşın önünde ne var? Aman tanrım. O bir insan mı? Evet. Aman tanrım. Sans, sonunda yaptım. Undyne. Ben çok popüler olacağım. Popüler. Ahem. İnsan. Bu bölgeyi geçemezsin. Ben, Yüce Papyrus, seni durduracağım. Ve seni yakalayacağım. Ve seni teslim edeceğim. Sonra ne olacağından pek emin değil. Ama önemli değil. Eğer cesaret edebilirsen ilerle. Hah, iyi gitti. Çok kendini yorma. Senin için, senin gözüm üstünde olacak çocuk dedi kardeşine. Tamam. Ice cap. Buna ne yapsak? Compliment. Ve ona çok müthiş bir şapkası olduğunu söylemişiz. Hah, kim bilmiyor ki müthiş bir şapkam olduğunu diyor. Hayır. Demek ki ona iltifat edince kurtulamadık. Çalmayı deneyelim. Şapkasını çalmayı denedin. Ama yeterince zayıflatılmamış. Yardım et! Stil polisi. Görmezden gel. Şapkasından gözünü ayırmayı becerebiliyorsun. Şapkasında ne var ya o kadar? Sinirlenmiş görünüyor. Merhaba. Şapkam yukarıda. Ice Cap
gizlice onun şapkasına bakıyor musun diye kontrol ediyor. Hayır bakmıyorum. Görmezden gel. Ice Cap'in şapkasına bakmamaya devam ediyorsun. Yenilmiş hissediyor. Pekala, umurumda değil. Wow. Ice Cap ilgi için çıldırıyor ama artık kurtulduk senden. İlginç şeyler var ya oyunda. Çok hoş, şu anda eğleniyorum yani oynarken. Kesinlikle hareket etmeyin. Bir şey hareket etti mi? Yoksa benim hayal gücüm müydü? Sadece hareket eden şeyleri görebilirim. Eğer bir şey hareket ediyorsa, mesela bir insan, bir daha asla hareket etmemesini sağlayacağım. Dogo yolunu engeller. Tipe bak. Dogo, pet, sevelim bakalım. Dogo hareketlerinden şüphe ediyor. Hiç kıpırdama. Vay, cidden kıpırdamam bak işe yaradı. Dogo hiçbir şey bulamıyormuş gibi görünüyor. Ben seveceğim. Dogo'yu seversin. Tipe bak. Ne? Birisi beni sevdi. Pet. Tamam artık bırakabiliyoruz. Tamam. Hareket etmeyen bir şey beni sevdi. Birazcık köpek mamasına ihtiyacım olacak bunun için diyor. Ve Sans. Hey. Hatırlaman gereken önemli bir şey. Erkek kardeşimin çok özel bir saldırısı var. Eğer mavi bir saldırı görürsen hareket etme ve o sana zarar vermez. İşte akıl tutmak için kolay bir yol. Bir dur tabelası hayal et. Ve dur tabelası göründe duruyorsun değil mi? Dur tabelaları kırmızı ve bunu da mavi bir dur tabelası olarak hayal et. Basit değil mi? Savaşırken mavi dur tabelaları hakkında düşün diyor. Kayıyorum. Niye yeniden sakinim? Şu tabelaya gitmek istiyorum. Ne diyor? Kuzey buz. Doğu buz. Batı buz. Sonunda. Ve buz. Yukarıya bakalım. Kardan adam. Merhaba, ben kardan adam. Dünyayı görmek istiyorum. Ama hareket edemiyorum. Eğer naziksen yolcu lütfen. Beni yanına al ve çok uzaklara götür. Benim bir parçamı yanına al ve çok uzaklara götür. Tabii ki. Teşekkür ederim. İyi şanslar. Bir parça kardan adam alırsın. Nasıl gidiyorum? Gidiyorum derken sana verdiğim parçayı kastediyorum. Diyor. Peki. Sağdan gidelim. Çok tembelsin. Bütün gece uyukluyordun. Sanırım buna uyku deniyor. Bahaneler. Oho, insan geldi. Seni durdurmak için kardeşim ve ben biraz puzzle'lar yaptık. Sanırım sen bunu oldukça şok edici bulacaksın. Gördüğün gibi bu görünmez. Bir elektrikli labirent. Duvarlara dokunduğunda bu elindeki top küre sana güçlü bir elektrik verecek. Eğlenceli, kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Çünkü eğlendiğin miktar aslında küçük düşündüğüm kadarıyla. Pekala. Artık devam edebilirsin. Sans, ne yaptın?
Sanırım insanın küreyi tutması gerekiyor. Oo, tamam. Ciddi misin ya? Bunu tut lütfen. Pekala, şimdi de ne? İnanılmaz. Çok kolay bir şekilde çözdün. Acayip kolay bir şekilde. Ama bir dahaki puzzle kolay olmayacak. Kardeşim Sans hazırladı onu. Ne diyor? Hey, teşekkürler. Kardeşim eğleniyor gibi görünüyor. Ayrıca onun giydiği ilginç kıyafeti gördün mü? Bir kostüm partisi için onu birkaç hafta önce yaptık. Ondan önce hiçbir şey giymiyordu. Onu insan kardeşim havalı değil mi? Bu ne? Bunları neden satmadığını anlayamıyorum. Soğuk bir şey için mükemmeldir ama. Oo! Bir müşteri! Merhaba. Dondurma almak ister misin? Karların ortasında dondurma satıyor. Kalbini ısındıran donmuş bir şey. Sadece 15 gold. Alayım. Hatta bir tane daha alacağım. Bunlar muhtemelen can veriyordur çünkü. İhtiyacım olabilir belki ileride. Fakat ne yazık ki bu bölümde burada bitirmem gerekiyor ve bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.